Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de senle beraber Tonguç Akademi. Uyku düzeni nasıl bir kere? Onu söyle bakayım bana. Hocam geçen gün rüyadaydım hocam. Rüyamda sınavdayım ama bütün yetiştiremiyorum sürekli ucum kırılıyor hocam ya sürekli Oo, ucum kırılıyor. Gerçekten rezalet bir rüyaymış işte bu aslında bak gerçekten korkutucu bir rüya sürekli ucum kırılıyor ve ne oluyor sonra? Yazamıyorum hocam yetiştiremiyorum. Sonra patladı tabii sınav. Eyvah evet çok iyiydi işte hocam. Evladım hiç sorun değil evladım bir kere bunu yaşamanın asıl sebebi uykusuzluk o yüzden uyku problemini bir kere bitirmemiz gerekiyor senin. Bir kere gecenin geç saatine kadar hala cep telefonun hala böyle bak gözün kaymış artık böyle bir tarafı bir tarafa bakıyor hala sen uyumamışsın böyle bir şey yok. Hatta şu anda evde olduğumuz için de bayağı riskteyiz. Şu anda herkes uyumalı değil mi hocam? Uyku saati bayağı değişti. Ne oluyor işte geceleri 12'lere, 1'lere kadar oturuyoruz, 2'lere kadar oturuyoruz. Sonrasında sabah geç kalkıyoruz. Yamulduk zaten hani. Ama çok önemli bir şey var. Uzmanlar ne diyor biliyor musun? Ne hocam? Mutlaka mutlaka bağışıklık sisteminin kuvveti için e, 11 ile 3 arası mutlaka uyun diyor. Gece Aa. akşam 11'den 3'e kadar mutlaka uyumanız gerekiyor diyor. Çünkü o dönemde ne salgılanıyor biliyor musun? Ne salgılanıyor? Büyüme hormonu salgılanıyor vücudumuzda. Büyümek istiyorum hocam ben. Büyüme hormonu sadece büyütmüyor. Büyüme hormonu insanı düzeltiyor. Bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Kendini daha dinç, daha diri sağlıyor. Dolayısıyla bizim onun mutlaka salgılanması için gerekli olan uykuya kavuşmamız gerekiyor. Bir kere uyku döngüsü bilimsel olarak açıklanmış bir veridir Tomuş herhalde benim. Dolayısıyla ilk başta uykunun ilk iki evresinde uykuya başladığımız zamanlar. Uykuya başladığımız zaman başlıyoruz böyle yavaş yavaş uyumaya başlıyoruz. Hazırlık yaptık falan. Sonra derin uyku dediğimiz çok önemli bir kısım var ki. Kısa bir kısım ama Tomuş herhalde benim. Üç ve dördüncü evre dediğimiz bu derin uyku. Ne kadar fazlaysa uyku kaliten o kadar fazla oluyor. Senin uyku kaliten ne kadar fazla? Ha bu arada... ...horlama dediğimiz şeyler bunlar normal şeyler ama... ...derin uyku dediğimiz hocam, şeyin... Hocam uyku dediğiniz uykum geldi. Aynen derin uyku dediğimiz şeyin bilimsel açıklamalarda... E, ...açıklanan şu... ...bunu ne kadar arttırabilirsek o kadar daha dinç kalkarız... ...o kadar daha zinde kalkarız. Normalde insanın kaç saatlik uykuya ihtiyacı var biliyor musun Tonguç Kaç saat hocam? Normalde 2-3 saat bile insana yetiyor aslında. Ama Tonguç Eray uykuya başlaması... ...sonra uykuyu bitirmesi... ...zaten zaman alan şeyler olduğu için... ...bunu yaşayıp da minimum... 9 saatlik bir 8-9 saatlik uyku insanlar için gayet anlaşılır ve net bir uyku zamanı olarak bilim adamları söylüyor. Dolayısıyla Tonguç um işte sonra Tonguç'um işte REM ya? evresi uyku beyinin aslında aktif olduğu aslında tam uyanmadan önceki halimiz ve bu dönemde ne yapıyoruz biliyor musun Tonguç'um? Horluyoruz. Bu dönemde rüya görüyoruz. Deli gibi rüya görüyoruz. Hatta e, ben şöyle anlatayım sana. Rüya gördüğün zaman etrafındaki şeylerden veya son hatırladıklarından da esinlenip çok inanılmaz rüyalar görebilsin. Mesela en, en son ben e, geçen gün şey rüyası gördüm. Aa. Böyle yüksek bir uçurumdayım. Sonra Eyvah. aşağı düşüyorum. Eyvah. Evet zaten herkesin gördüğü rüyadır. O çok basit bir şey bu. O düştüğünü görmek aslında güzel bir şey. Ondan söylemek istiyorum. Aa. Hayırlara vesile. Güzel günler sizi bekliyoruz. Zaten şunu anlatayım sana. Ee, i̇nternette internette rüya tabirleri en fazla sabahın köründe okunuyor. Çünkü herkes uyanmış <laughs> ve rüya tabirleri <laughs> yapıyor. Peki ilk başta uykuya hazırlık yapıyoruz. Tempo. Çünkü. Eşofanlarım gibi hazırlanmaya Hayır, başlıyorum. Hayır uykuya hazırlık böyle değil. Boks elbana değil evladım. beynimizi <laughs> patakı Evladım uykuyu hazırlamak için beynimizi birazcık rahatlatmamız, boşaltmamız gerekiyor. Benim zaten bomboş. Sana şunu anlatayım. Çok değişik bir hikaye. Ben üniversitedeyken Tonguç evladım benim. Gerçekten de belli bir dönem hiç uyuyamadım. Sonra dedim ki ya artık ben bunu artık bunu şey yapamayacağım Artık dedi. uyumam lazım. Sonra, sonra buraya. ne yaptı biliyor musun? Üniversitemizin psikolojik danışmanlık rehberlik merkezi vardı. Gittim oraya dedim ben uyuyamıyorum ne yapacağız dedim. ...sen kafaya çok şey takıyorsun dediler Aa. ve dediler ki... ...ya kardeşim dediler ne yapacaksın biliyor musun? İnanılmaz basit bir şey yapacaksın dediler. Bir tane kağıt alacaksın dediler. Çünkü yarın yapacaklarımı düşünmekten uyuyamıyormuşum me Aa. meğerse. Anlattım anlattım sonra dediler ki... ...bir işte e, derse git, derse git, matematik... ...iki ondan sonra işte spora git... ...ondan sonra üç, ondan sonra kütüphaneye git... ...diye böyle bütün hepsini yaz dediler. Ve ben bunu yazdıktan sonra ne oldu biliyor musun Namık'cığım? mışıl mışıl uyudum. Hatta ondan sonra gidip oradaki psikolojik rehberlik danışmanını e, teşekkür ederim. Sağ olun beni çok büyük bir illetten kurtuldunuz dedim. Yani bu kadar basit yöntemlerle insanlar kafalarını çok rahatlatabilirler. Ve sen de bu şekilde kendi mesela yarın yapacağın derslerin programını, yarın neler yapacağını yazaraktan boş şuna koyabilirsin. İki saniyede uyarsın. Mışıl mışıl uyursun. Kendine uyku ve uyanma saati mutlaka belirlemen gerekiyor. Mesela 6-13 yaş grubun için 9 11 saat. Çünkü neden biliyor musun? Neden hocam? Bunlar büyüme evresinde. Yani biz büyüme evresindeyiz. Dolayısıyla bu dönemde daha fazla uyku, daha uzun boy, daha kaslı vücut, daha e, sağlıklı, e, bağışıklık sistemi her şeyi kuvvetlendiriyor. Büyüme hormonu dediğim şey var ya, aslında orada salgılanıyor. Uyku o yüzden bizim aslında e, aslında hayattan kopmamız değil. Hayata daha da sıkı sarılmamız diyebilirsin. Çünkü ne kadar iyi dinlenirsen o kadar zinde olursun. Uyku ve uyanma Mesela akşamdaki ben Akşam on buçukta uyuyacağım. Yatağa gireceğim. Ee, saat kaçta uyanacağım? Mesela işte diyelim ki sekiz buçukta uyanacağım. Kaç saat uyudum burada? Hemen söyleyeyim sana Tonguç Eren Bey. 2 saat on iki buçuk. Türk çıkarsa. On saat uyudum. maşallahın var. Oo. Gerçekten de inanılmaz zeki bir öğrencisin. Hatta burası yirmi iki otuzda uyudum. Sonra sekiz otuzda kalktım. On saat uyudum. Daha ne istiyorsun? Veya Tonguç Eren Bey mesela ben yirmi üçte gideceğim yatağıma. Sonrasında dokuzda kalkacağım. Yine on saat uyudum bak görüyor musun? Ve atomun şarabı benim. 23'te yatağıma gideceğim. 11'de en iyi saatlerden bir tanesi bu arada onu söylemek istiyorum. En geç 11'de yatağını olman gerekiyor Tonguç'um. Sonra sana ne zaman uyuyacağım? 7'de. Saat 7'de uyanacağım mesela. Bak bu sefer 8 saat uyudun. Zaten ideal bir saat merak etme. Şu Tonguç herhalde benim. Ama mesela birazcık daha böyle lisedeysen, havalıysan, artistsen. Ama Hava bu kadar. Kapalı. Aynen bu kadar. Evet ok, oku, oku bakayım, o şarkıyı. Hadi bakalım. Pijamamı giydim uykuya yatalım. Uykuya akalım. Tebrik ederim. Aynen mesela onun gibi öyle saatlerde o zaman mesela 24'te uyursun Tomuç'um. Ve en geç bak en geç lisedeysen falan birde uyu. Ondan sonra da mutlaka ama en geç dediğimse ondan sonra mutlaka 8'de 9'da kalkmaya çalıştım Tonguç'u. Sonra peki Tonguç ne yapacağız? Belirlediğin uyku saatini en az bir saat önce elektronik cihazlardan uzak dur. Ya elektronik cihazlar değil, telefonlar işte ne elektronik cihazı ya Allah'ım. Ya. Allah yani telefondan uzak dur zaten elektronik cihaz mı Saç kurutma makinesini bir saat önce de kapatayım mı hocam? Hayır saç kurutma makinesini <laughs> kullanmıyorsun ki. telefonunda mutlaka uçak modunu al. Neden biliyor musun? Neden? Onda telefonda elektromanyetik dalgalar var. Bu EM dediğimiz dalgalar aslında inanılmaz insanın e, beyninde e, etkiye sahip ve kafamıza götürdüğümüz zaman bazen ağrır. O da aslında sebebi. Dolayısıyla Tommuş Elmim bunları azaltmak bizim uykuya dalmamızı rahatlaştırıyor. Peki odanın uykudan önce mutlaka alalım. Neden biliyor musun? Neden Çünkü hocam? o odan öyle uykuda uyuyunca 70 saat o kadar leş gibi kokuyor ki. Şaka yapıyorum. Öyle bir şey yok tabii ki. O değil adam. Odan senin... Aslında oksijen depon. O oksijen deponu sen havalandırmazsan ne olur evladım? Ne olur? Evladım oksijen sıkılır. Karbon içinde içine boğulursun. Benim odamın kapısına annemler şey yazdı. Çakmakla yaklaşmayın izin. Aynen size. öyle. Aynen öyle. Yani ben fazla gaz çıkarıyormuşum hocam. Evladım fazla pırt ya şey, senin odan işte çakmakla gelince Tebrik patlama ihtimali var. Hayır şöyle düşün. Biz uyurken oksijen alıyoruz. ...karbondioksit ne yapıyoruz? Veriyoruz. Değil mi Tonguç'um? Evet. Dolayısıyla odamız... ...ne oluyor? Odamız ne oluyor? Ben buyum Tonguç. E, odamız ne oldu? Karbondioksit deposu haline geldi. E, ondan sonra karbondioksitten... ...oksijen nereden bulacaksın içinde? Dolayısıyla havalandırılmış bir odada... ...oksijen bor olursa rahat rahat... 8 saat, 9 saat uyursun... ...ve odanda nefes almış olur diyoruz. Aynı zamanda yemeğini uyku saatinden... ...birkaç saat önce tam yemek... ...uykudan önce yersen Tonguç'um... ...o Aa, löp diye gördüm. çöker... ...sonra kabus görürsün... ...uyanırsın geceliğin... ...hatta sindiremezsin... ...yemekler ağzına gelir... ...kilo, alarak, alır mı, hocam? kilo da alırsın o da başka bir şey, kötü etkisi... ...egzersizinde uyku saatinden birkaç saat önce... ...mutlaka yapmalısın... ...yani daha doğrusu, birazcık yorulmak idir ama çok e, tam dibinde uykudan hemen önce ben 100 tane şınav çekeceğim 70 tane meki. O zaman ne olur biliyor musun? Kan dolaşımın artar, dolayısıyla uykuya geçişin zorlaşır Tonguç'um. Uyumadan önce müzik dinleyip kitap okuyabilirsin... rahatlatıcı müzikler böyle işte ne bileyim yoga müzikleri ne bileyim klasik ya. müzik. Tebrik aa, ediyorum. Aa. ve kitap okumak da en güzel uyku yöntemidir. Zaten ikinci sayfasını sen uyursun <laughs> <teşekkür ederim. gülüyor> Dolayısıyla en rahatlatıcı uy uyku yöntemi. Ben kitap okumak kelimesini okuyunca bile uykum geliyor hocam. Tomuçum sen e, millet koyunları sayar. Böyle bir çit vardır. O çitten me, aynen me. çitten atlayan koyunlar vardı Tomuç heraladım benim böyle böyle böyle, böyle e, ponçik ponçik koyunlar vardı. Böyle atlarlar çitten. Sen de öküzleri sayıyor musun Tomuçum? Hmm. <laughs> Ben şey, saymıyorum hocam. Biri orangutanlar atlıyor bir şey. Tebrik ederim. Gerçekten de muhteşemsin. Dolayısıyla bu tabi bu da güzel bir yöntem aslında ka gözlerini kapatıyorsun. Koyunlar böyle atlıyor atlıyor gidiyorsun. ama kitap okumak hem bilgini artıyor hem de çok enteresan bir şey söyleyeyim. Okuduğun kitaplara akıllı fantastik rüyalar görüp hayal Aa. gücünü geliştirebilirsin. O da başka bir yöntem. O zaman Tonguç'um daha çok konsantrasyon için daha verimli çalışmak için daha mutlu hissetmek için mutlaka mutlaka. İyi bir uyku gerekli Tonguç Dolayısıyla sen de mükemmel bir şekilde uyuyup... E, ...hadi bakalım horla bakayım şimdi. Harika. Orangutan gibi horluyorsun. Tebrik ederim seni. Gerçekten de bravo diyorum sana. Unutma bizim şarjımızı yapan... ...şarjımızı Aa. yerine getiren tek şey uyku. Hatta e, telefonunuzu nasıl uykuda uykudan önce. Şarjı takıyorsun. Şarjı ben. takıyorsun. Kendinizi de uy uyutun bari de o da şarj olsun diyorum. Ben Bedenin... öğlen de şarj ediyorum telefonumu. O zaman öğlen de biraz uyumam lazım. Bedenimiz ne kadar güzel. Görüyor musun? Sadece uykuyla bedavadan elektriğimizi doldurabiliyoruz. Bravo diyorum sana. Ödülü sorumuz. Yap yorumları. Hadi bakalım. Şimdiden başarılar evladım. İyi geceler hocam. İyi geceler.